2050 yılında pencereden baktığında ne göreceksin? Bu mu? Bu. Geçen süre içerisinde 20 bebek dünyaya gözlerini açtı. 6 otomobil üretildi. 450 cep telefonu satıldı. 800 ton gıda tüketildi. Ya 40 yıl sonra? Saniyelere bile bu denli çok şey sığarken dünyanın 2050 yılındaki durumu hayal edilebilir. Dünya hızla değişiyor. Değişim başlıyor. Dünya üzerinde 9 milyar insan yaşayacak. 9 milyar insan için gıda, 9 milyar insan için su, 9 milyar insan için enerji. İnsanların çoğu metropollerde yaşayacak. Ekonomik dengeler değişecek. Daha 2050'ye ulaşmadan 2032'de aralarında Türkiye'nin de bulunduğu E7 ekonomileri G7'yi geride bırakacak. Şu anki üretim hızıyla mevcut tüm petrol rezervleri 46 yıl sonra tükeniyor. 6 trilyon dolar değerindeki 15 terawattlık enerji ikiye katlanarak 30 terawata ulaşacak. Ama hangi kaynaklarda? Düşük karbon ekonomisine geçiş sağlanacak. Temiz enerji yaygınlaşacak ve artık dünya daha az kirlenecek. Tatlı su kaynaklarının %70'i tarımsal sulamada ve gıda üretiminde kullanılıyor. Bu sayı daha da artacak. Dünya topraklarının 1/3'ü çölleşme tehdidi altında. 2 milyar insan sudan yoksun kalacak. Su savaşları gündeme gelecek. İş dünyası daha az su kullanmanın yollarını arıyor. Su tasarruf programları ile üretimde harcanan su oranı azaltılmaya başlandı. Evet, 2050'de bizi böyle bir dünya bekliyor. İş dünyası 40 yıl sonrası için senaryolarını hazırlamaya başladı bile. Eylem planları oluşturuluyor. Pozisyon arayışları sürüyor. Peki ya siz? 2050'de kendinizi nerede görüyorsunuz? Dünyanın geleceğinde önceden var olabilmek, gelecekte daha güçlü olabilmek için zaman daralıyor. Yarın için şimdi.